Şimdi efsane bir haber veriyorum bu arada. Ver. 14. haberi verir misin Ceyhun? Bak bugün hazır. Günün haberi o mu acaba? Ben günüm yok. Bugün bir tane günün bakalım, haberi. Bakın bana göre günün haberi. Bakalım sen. Hazır acıktık da. Evet tabii ya. Doğru. Teşekkür ederim. İşte kalkayım kafa, dur. Kalk kardeşim benim gel. İşte. Teşekkürler abi. İşte nasıl? Tebrikleri aldım. Bilmeden bak burada 14-14 yazmıyor. Evet. Vallahi bilmeden aynı şeyleri düşünmüşüz. Biz, ver reis ver. Frekans günün haberi bence. Günün az haberi pişmiş kanlı biftek. Efsane haber ya. Efsane haber foto maçta. Fenerbahçeli futbolcuları derbi sabahı bir sürpriz bekliyor. Aykut Kocaman öğrencilerini dev maça çift kahvaltıyla hazırlayacak. Tatlı İlk... yerim arabaşının hastasıyım ya. Çok güzel abi tatlı yerim ya. İlk kahvaltıda kanlı biftek var. İsmail Kartal'ın tavsiyesi olan menü ilk hazırlatan 80'li yıllarda Fenerbahçe'yi çalıştıran Branko Stankovic. Ya. Ne olacak? 8.30 kalkış, az pişmiş kanlı biftek yenecek. İlk kahvaltının ardından kısa bir ter idmanı, ikinci kahvaltıya oturulacak. Biftekten alınacak protein, ikinci kahvaltının daha hafif olmasına neden olacak. Evet. Kahvaltı bitince serbest zaman öğle yemeğine 13'te oturulacak. Öğle yemeğinde karbonhidrat makarna yiyecekler. 14-15 arası şekerleme, ardından acıkanlar için ağır olmamak şartıyla... Ya tatlı yiyelim nasıl güzel ara başlayalım. Tatlı seansı. Çok güzel ya. İsmail Kartal döneminde Sırp teknik direktör Brankovic kanlı biftek çok iyi geliyor diye yediriyormuş. Öyle de galibiyetler alıyormuş Fenerbahçeli futbolcular. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu Abdülkerim abi anlattı. Abdülkerim abi bir yayında bir anlatsa bize ya. Bunu bize anlattı. Abdülkerim abi öldürdü. Ya diyor ben yumurta yiyeceğim diyor bize diyor. Biftek gelmiş de ısrarla biftek. Çok güzel bak, ya. Bak Abdülkerim abi ne anlatıyor biliyor musun? Yerlere yatarsın ya. Günün haberi foto maçın birinci sayfası. Bu. Gerçekten şahane. Tebrik ediyorum Zeki ve arkadaşları. Harika haber. Az pişmiş kanlı biftek. Bir de ikiye bölmüşler. Fener biftek yiyecek. Galatasaray şeyle hazırlanıyor. Galatasaray kekle çay. Kekle çay. Öğlen beyaz et. Öğlen beyaz et. Bir de bir şey daha var. Ya Ceyhun şu foto maçı verir misin içeride var? Galatasaray'da sayfası var mı abi? Çok güzel ya. Az pişmiş kanlı biftek. Abi inanılmaz. Tat, ben tatlı kansızını yiyelim. Çok severim kansızını. Ben az pişmiş. İçi böyle sulu olanı çok severim. Abi zaten onun güzelliği orada. Ben onun tadı orada. Halil Usta nefis yapar o işi. Abi o yağı salacak ya. Malıkara diye bir et yapar. Of. Sen çok pişmiş mi seviyorsun? Ben barbun aman, aman aman aman. Barbunya efsane. Halil Usta'ya selam. Barbun seviyorum. Barbunya efsane bir şeydir abi. Barbun ve barbunya seviyorum. Barbun ve barbunya her ikisini birden ben de çok severim. Aynı ikiliyi çok severim ben de. Bir gün Bodrum'a gel de yaptıralım sana. Barbunya'nın kralını yaptırayım sana. Aa. Kayınvalide bir barbunya yapar. Incredible yani. Tabii ki beni tekrar şey bilmeyeceğim ama. Kanlı biftek. Var mı abi foto maçın birinci sayfası? Ben de... Abi bak Galatasaray'da da çok güzeldi. İkiye bölmüşler birinci sayfayı. Sağ tarafta işte bu kanlı biftek var. Altta şey var. Spor magazini. Abi ver foto maçın manşeti. Dur vereyim sonra. İkisi de damga vurması muhtemel isimler. Nereye abi bir şey söyleyeyim bak. Şahane birinci sayfa. Mükemmel. Sol tarafa okusana bak. Bir yaklaşıyorum ha. Dur bir yakın bak, şöyle sola, gelsin. Abi sola Galatasaray'ı bölmüş. Sağ Fener'e bak. Tıraş olun sahaya yakışıklı çıkın. Ne demek ya. Onu unuttum ya. Tıraş olun sahaya yakışıklı çıkın. İnanılmaz ya. İzleyecek. Narkos'ta stres atacaklarmış. Ya, Narkos seyredeceklermiş. Öğle yemeği beyaz et. Kaçıncı sezonu seyredeceklermiş Narkos'un? Üçüncü sezon tıraş. Üçüncü sezon biraz yalan ya. Zaten o değilmiş. Escobar'lı bölümleri izleyecekler. Ben zaten 2'den sonra hayal kırıklığı yaşadım. Bir de Breaking Bad izleyin abi. O daha güzel abi. 1-2. Fenerbahçe'de de ama bak. Galatasaray'ın en altını oku. Motivasyon konuşması. He. Stada girmeden hemen önce Tudor futbolculara yönelik maç konuşması yapacak. Daha sonra sarı kırmızılı oyuncular soğuk duş alacak. Soğuk duş mu? Abi hasta olurlar. Çok esiyor ya Türk Telekom stadı. Abi bak ama bak her türlü detay var abi. Çok güzel. Evet çok güzel sayfa bakıyorsun. Bugün. Ya biraz abartı da var belli. Biraz mı? Ama yani nefis bilgilerle süslenmiş. Çok güzel bir sayfa olmuş. Çok güzel de bir haber olmuş. Bugün şöyle göstereyim bakayım. Bugün de en çok konuşulan haber bu. Bunu düşünmüş adam abi. Plate orta. Biz yarın şöyle bir şey yapalım demişler. Arkadaşlar Galatasaray cephesi başlık veriyorum. Ha. Tıraş olun sahaya yakıştık çıkın. Narkos'ta stres atacaklar. Öğle yemeği beyaz et. Maçtan önce son takviye. O neymiş? Uyku sonrası maç öne atıştırması var. Saat 5'te kahvaltı. Bu öğünde kahvaltıların 4'te 1'i kadar yiyeceğin yanı sıra bisküvi ya da kek de alınacak. Bildiğin kafe. Kek çay tabii kafe. Abi kek şekerli ya. Motivasyon konuşması. Kazanırsak Fener için lig biter. Sakın tahriklere kapılmayın. Fenerbahçe cephesi kahvaltıda kanlı biftek müzikle rahatlayacak. Evet işte ben şarkıyı bulamadım ama ben hangi de bulamadım. Ne tarz müzik? Karbonhidrat yüklemesi. Normal. Makarna işte. Acıkanlar için tatlı seansı. O ya da kafe. Tatlı yiyelim çok iyi başlık. Aziz Yıldırım tatlı yiyelim ara başlık. Tarihin en iyi ara başlığı ya. Tatlı yiyelim. Gomis'in kalçasına dikkat. Giuliano Alex gibi oynayacak. Tamam bak ne güzel tamam, haber bak, abi. Mis gibi manşet. Taktik var ne yiyecekler tamam. Var. Yani bunu düşünmüşler ve muhabirlere bu siparişi vermişler. Bu güzellik abi onu söyleyeyim. İyi gazetecilik diyorsun. Breaking tabii ki bazıları abartma da bazıları gerçek yani. Kanlı bifteyi nereden abartacaksın? Medellin. Yani. Kartel de Medellin. Abi, o ne canım biftek çekti ya. Ya bu saatte. Ne gider biliyor musun kanlı?